Şimdi 7 rakamı çok mübarek bir rakamdır biliyorsunuz. Sembolik kültürümüzde genellikle böyle manevi geleneklerde 7 rakamı çok önemli. İslamiyet'te de 7 rakamının özel bir anlamı vardır. Yani bu bir eşiktir aslında. 7'yi açtıktan sonra inşallah artık bu iyice artık kendini kanıtlamış, geleneksel hale gelmiş oldu. Çünkü ilk sene yaptığımız zaman da geleneksel dedik ama bu geleneksellik biraz iddiaydı sadece. Şimdi iddia olmaktan çıktı, kanıtlanmış bir olaya dönüştü. Özellikle kitap fuarı ve film festivalinin kurumsallaşmasına, film festivali 5.sini yapmış olacağız. İnşallah daha da artık gelenekselleşmiş hale gelmiş olacak. Buradan bütün dünyaya açılacak. Her kitap bir dünya diyor ya, kitap hakikaten farklı dünyaya açılımın en önemli kapılarından bir tanesidir. Farklı alemlere, farklı hayallere, düşüncelere açılmanın ve kendini geliştirmenin en önemli vesilelerinden bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığı zaman kitabı eksik olan bir toplum, kitapsız toplumdur açıkçası. Yani biraz belki tabir caizse ifadesi, kitapsız toplum da Kur'an-ı Kerim'de zemmedilmiştir biliyorsun. Bir ehli kitap olanlar ayrı bir statü verilmiştir ama kitabı olmayan toplumlara, kitapla ilgilenmeyen, kitabı sevmeyen toplumlara ayrı bir yer verilmiştir. Kitap sevmek, hakikati sevmek, bilgiyi sevmektir. Kitabı sevenler birbirlerini daha çok severler. Kitapla buluşanlar kitap dolayısıyla birbirleriyle buluşup böyle ki kavga bile etseler o kavgaların bir kalitesi olur. Kitap dolayısıyla ve kitaplar aracılığıyla birbirleriyle kavga edenlerin kavgasından yeni bir hakikat ortaya çıkar. O yüzden o hakikate en azından o hakikate dostturlar, dost olurlar. Kitaba dost olanlar da birbirlerine dost olurlar. Birbirlerini tanırlar, birbirleriyle tanışırlar ve farklı bir dostluk halesi, atmosferi, iklimi ortaya çıkmış olur. Biz bu iklimi yeşertmeye, bu iklimi canlı tutmaya çalışan her vesileye sarılmaya çalışıyoruz. Bugün kitap fuarı 7.sine vasıl oldu. Eskiden Türk Siirt'te benim yetiştiğim dönemlerde gerçekten kitap çok kıt idi. O kıt olmasına rağmen biz o kitaba ulaşmaya çalışıyorduk. Yayın evleriyle irtibat kurup telefon ödemeli olarak istediğimiz kitabı getirmeye çalışıyorduk. Ama tabii hem bütçelerimiz, öğrenci bütçesi, çocuk bütçesi, genç insan bütçesi, sahip olduğumuz paralarla gidip işte orada burada eğlenmek yerine kitap okumayı tercih ediyorduk. Kitaba vermeyi tercih ediyorduk bu şeyi. O açıdan bu kitap fuarının ayrı bir işlevi var. Bu hem yayıncıların, hem yazarların, hem okuyucuların da buluştukları bir şölen atmosferinde gerçekleşmiş olur ki bu da kitabı besleyen, kitap severliği besleyen yeni bir atmosfer oluşur. İnşallah bu da devamı da inşallah gelir. Bu ikinci katıldım kitap fuarı. Geçen sene de katılmıştık. Bu sene işte 7.sı düzenleniyor. Ben gerçekten çok beğendim. Daha düzenli, daha tertipli. Ve farklı yayınlar var. En azından tek tip gidilmemiş. Bu konuda öğrencilerin faydalanabileceği, kitap severlerin faydalanabileceği çok farklı. Yayın evlerinin bulunduğu çok zengin. Özellikle çocuk kitapları noktasında çok beğendim. Son dönemde bu sayı çok arttı. Eskiden pek yoktu çocuk kitaplarıyla ilgili. Ama bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı da görmüş demek ki bir kesim ve ciddi manada. Okullardan da öğrenci göndereceğiz buraya. Her gün 1000 öğrenciden fazla öğrenci göndermeyi düşünüyoruz. Bugün 1000 tanesini gönderdik. Onlara ciddi manada destek de verdik. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yedinci kitap fuarımız Siirt'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Yedincisi düzenlenen geleneksel Siirt kitap fuarımız yoğun bir ilgiyle açıldı elhamdülillah. Biz de Siirt Belediyesi olarak fuarda yerimizi aldık iştirakçı olarak. Fuardan beklentimiz büyük. Siirtli gençlerimizi, Siirtli ailelerimizi, yetişkinlerimizi fuara bekliyoruz. Siirt geçmişten bu yana medreseleriyle, ilmiyle, irfanıyla örnek bir şehir. Kitaba ilgi duyan bir şehre sahibiz. Siirt'te de kitap fuarının düzenlenmesi çok güzel. İnşallah aralıksız bir şekilde önümüzdeki yıllarda çok daha güzel, çok daha kapsamlı organizasyonlarla devam eder.